Ali. Nerede millet? Nadir abileri mi soruyorsun? Arkadalar abi. Ekrem nerede? Depoda dünden beri. Çıkmadı hiç. Depo mu? Orada yatıp kalkıyor ya. Bir şey değil ki. Her şeyi tuhaf adamın. Anlamıştır bizi. Sahi mi? Salak değil herhalde. Ondan kapatmıştır kendini. Sinirinden. Konuşmak lazım. Dinlerse. Hadi dinledi diyelim. Anlarsa. Olsun. Gönlünü anlamak olmaz. Hadi. Baran? Ne işin var sabah sabah? Nadir'i görmeye geldim. Hayırdır? Çok merak ediyorsan git anlatsın. Abi. Ekrem. Abi nasılsın? Sildim ben sizi. İkinizi de. Olur mu öyle şey abi? Gel bir oturalım konuşalım. Yok konuşacak bir şey. Ne haliniz varsa görün artık. Laf dinlemiyor musunuz? Dinlemeyin. Yalan dolan mı? Eyvallah. Bulmuşsunuz birbirinizi, ne yaparsanız yapın. Bana gerek yok artık. Ekrem. Geldiniz mi kaçaklar? Geldik de. Kuzu fena bozulmuş. Bozulmasın mı? Eski haline döndü. Ne? En eski haline. Filme başladı gene. Amirim hala bekliyorum. Yok bir değişiklik. Doktor ilacını değiştirdi hastanın. Sanırım ağrısı çokmuş. Biraz daha uyutacaklar. Anlaşıldı amirim, anlaşıldı. Sağ olun. Ben çay almaya gidiyorum. Hasta kendine gelirse seslenirsin, olur mu? Olur tabii. Teşekkürler. Televizyon bulmuş bir yerden. Filmi de almış. Dün başladı. Çıkaramadık dışarı. Nasıl olacak bilmiyorum. Ne kadar sürecek? Kendine gelecek mi belli değil. Ben gidip konuşacağım. Otur oturduğun yerde. Abi. Ne olur anla. Biz kötü bir şey yapmadık. Biliyorum oğlum. Anladık. Sevdiniz birbirinizi. Tamam. Ama böyle olmaz. O kadar badirenin üstüne. Hadi bizi geç. Ekrem bir anda kaybolup gitmenizi azmedemez. Betül. Bu adam kaç kişinin kanına girdi bu yüzden? İçeride dışarıda kaç senesi gitti bilmiyor musun? Biliyorum. Ama abi ben yani bu sefer gerçekten başka. Turaç'la ben biz başkayız Gazi abi. Kuzu da anlayacak bunu. Anlatacağız bir şekilde. Nadir abimle de konuşalım. Nasıl olur, ne zaman olur karar verelim. Evleneceğiz Gazi abi. Evleneceksiniz. İnanmayacak mısınız bize hala? Sen değilsin onların derdi. Bana inanmıyorlar, bana güvenmiyorlar. Yalan mı abi? Yo, yalan değil. Neden güvenelim sana Betül ha? Neyine güvenelim? Abi ne olur. Yo bırak. Doğru söylüyor. Güvenmeyin. Ama engelde olmayın. Seviyoruz birbirimizi. Değişti her şey. Bırakın bizi kendi halimize ve izleyin görün. Betül de hak ediyor mutlu olmayı abi. Ben onu çok mutlu edeceğim. Sen? Peki sen mutlu olacak mısın oğlum? Bilmiyorum. Ama onsuz olamam artık abi. Mutlu, mutsuz fark etmez. Betül'le olayım yeter. Abla, kovmaz bizi değil mi? Gelmişiz buraya kadar, ne kovması? İyi düşünüyorsun hadi. İnşallah. Nadir'i görecektim. Dün akşam bekliyorduk seni. Geç kalmadın mı? Burada mı Nadir? Burada. Müsaade et görüşeyim. Anlatacaklarım var. Öyle mi? Buyur geç. Semih Şakiroğlu'nun ifadesini öğleden sonra alabileceğiz sayın savcım. Duruma göre birlikte gidebiliriz ifade almaya. Sizi yormayalım oralara kadar savcım. Yorulmak mesele değil. Yeter ki işe yarasın. Kaç aydır peşindeyim Bahtiyanların. Bir yerden tutalım artık iplerini. Doktorla konuştuktan sonra size de haber veririm. Saatine birlikte karar veririz o zaman. İyi olur komiserim. Pardon savcım. Efendim. Ne? Nasıl olur ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Nasıl kaçar? Allah kahretsin. Ne olmuş? Semih Şakiroğlu hastaneden kaçmış. Ne? Cemre. Nasılsın? Nasıl olayım baba? Beni boş ver. Sen nasılsın? Yeter artık Cemre. Sakinleş artık. Ne zaman baba? Bir daha ne zaman yakalayacaksınız Semih'i? Ne zaman bitireceksiniz başladığımız işi? Sen girme bu konulara. Nasıl girmeyeyim? Beni mahvediyorsunuz burada. Farkında değil misin? Biz ne yapıyorsak senin iyiliğin için yapıyoruz kızım. Ailemiz için. Aile deyip durma bana. Biz normal bir aile değiliz. Hiçbir şeyimiz normal değil bizim. Sevmemiz, nefret etmemiz, yaşamamız, ölmemiz hiçbiri normal değil. Ne olsun istiyorsun kızım? Ne yapmamı bekliyorsun? Senin üzülmene izin mi verseydim? Kızıyorsun bana değil mi? Ben kızmıyor muyum sanki? Elimde olsa kendimi parçalayacağım sinirimden. O berbat herifle evlenmeni ben istedim. Seni az kalsın kendi ellerimle felakete yolluyordum. Kendimi nasıl suçladığımı biliyor musun? Uyku uyuyamıyorum, haberin var mı? Semih ölmüş ölmemiş. Fark eder mi sanıyorsun? Sen üzülüyorsun diye ben her gün ölüyorum. Görmüyor musun? Üzüldün. Allak bullak oldun. Bir düşman arıyorsun kendine. O da benim, haklısın. Benden çıkaracaksın öfkeni. İçin soğuyana kadar beni yakacaksın. Yak, canın sağ olsun. Ama işime karışma. Semih'e ne olacağı benim meselem. Zannettiğin kadar da kolay değil. Artık polis var işin içinde. Devamında da bin türlü bela var. Ama fark etmez. Düşünmeyeceksin sen bunları. Sen benim bir tanemsin. Ne dersen kabulüm. Ama unutacaksın. Böyle bir adam yok artık. Hiç de olmadı. Anladın? İçeride mi ağam? İçeride abi. Eyvallah. Söyle Orhan. Ne? Ağam. Söyle Baran. Şimdi haber geldi ağam. Semih kaçmış hastanede. Emniyet seferber. Kaçmış mı? İyi haber midir, kötü haber midir bilemedim ama ağam. Polisten önce biz bulursak iyi haber. Ara hemen civanları. Al birkaç adam fırla. Bu sefer hata yapma. Bul getir şu adamı. Hatta getirmesen de olur. Biliyorsun bulunca ne yapacağını. Burada mı yatıp kalkıyor artık? Eve gitmemiş kaç gündür. Tuhaf bir ses duydum. Kuzuların sessizliği. Bu muymuş film? Neydi o? Bu. Allah kahretsin. Ben hiç düşünemedim böyle olacağını. Çığlıktı. Geçti bitti sanıyordum. Alışacak Betül. Konuşacağız, kabul ettireceğiz. Pes etmek yok değil mi? Bir çocuk sesi gibi bir çığlıktı. Ne yapıyorsunuz burada? Kuzu, kapatmışsın yine. Çekil başımdan. Çıkın dışarı. Ne olur yapma. Yakışmıyor sana Ekrem. Öyle kaçıp buraya saklanmakla oluyor mu? Olur, olmaz. Sana ne? Ha? Sen kimsin? Ha? Ekrem. Kimsin siz? Ekrem. Ha? Kimsiniz siz? Sizden bana ne ha? Defolun. Tamam. Çıkın. Defolun. Defolun. Ya, tamam Ekrem. Çıkın. Ne oluyor? Buradan. Kimin sesi bu? Çıkın. Seni hiç ilgilendirmez. Seni maşallah her şey ilgilendiriyor ama. Ne? Avukatmışsın güya. Güya. Nadir'le birliktesin sürekli. Mafya gibisiniz. Mekanlar, kumar mumar. Ne olduğu belli değil. Belli olmasa ne olur? Biz yoldayız. Yol nereden geçerse oradayız. Ama kendimizi bozmuyoruz. Halimizi yüzümüze vuruyorsun yani. Yok. Öyle bir şey haddim değil. Kimsenin ne yaptığı beni ilgilendirmez. Ama bir karar vereceksiniz. Sen de, Gönül de. Ne kararı? Benim işlerim var. Nasıl olsa sonra görüşürüz. Hiç aklımda yoktu Zahid'i bulmak. Tesadüfen çıktı karşıma. Tesadüfen mi? Nerede çıktı peki? Nerede mi? Nerede Gönül? Ne yapmak için gittin o otelin önüne? Ne işin vardı konuşsana. Ben çalışmıyorum artık Nadir. Çalışmak öyle mi? Kendini satmak yani. Artık çalışmıyorsun da ne yapıyorsun? Başkasını mı satıyorsun? Masum mu oluyorsun böyle söyleyince? İnsan alıp satınca pisliğe bulaşmamış mı oluyorsun? Nerelerden geldim ben? O Zahid yüzünden düştüm düşeceğim kadar. Zor kurtuldum Nadir. Bu mu kurtulmuş halin? Oğluna gidecektik dün akşam Gönül. Mehmet'e. Ama sen önce iş demişsin çıkmışsın. Nereden toplayayım Gönül ha? Neyi düzelteyim? Senden kendim için hiçbir şey istedim mi? İstemedim. Sen bıraktın gittin beni bir kere. Sonrası umrunda oldu mu? Neredeyim, kimleyim, ne yaptım? Bana neler yaptılar? Bir gün aklına geldim mi? Gelmedim değil mi? Hem suçlusun hem güçlüsün Gönül. Neden gelecekmişsin aklıma? Neden tabii. Hazır başkası da varken hayatında. Mesela Bahar. Bana ne gerek var değil mi? Bahar'ın hesabını mı soracaksın bana? Bunu da mı yapacaksın Gönül? Neden sormayayım? Karılık kocalık bitti tamam. Hakkımız kalmadı birbirimize. Ama senin de gönlün kaydı işte birine. Yalan mı? Değil. Yalan değil. Bahar vardı doğru. Ama senle ben aynı değiliz. Ben ailemin şerefini kenara koymadım kimse için. Bahar'la ben kaçarken bulduk birbirimizi. O yalnızdı, ben firari. Bahar, en zor günümüzde senin oğluna senden fazla analık etti biliyor musun? Rahmetli oldu gitti. Neden biliyor musun? Gururundan. Ölmeyi kendi seçti gitti. Bana ne hallere düştüm hikayesi anlatma Gönül. Senin gururun ölmeye yetmez. Yaşadığında bu kadar işte. Böyle bir kadını annen diye çıkartmam ben oğlumun karşısına. Ne? Ne demek bu? Ne anlıyorsan o. Şerefinle, namusunla yaşamayı becerebildiğin gün, öyle bir gün olursa o zaman gel. Eğer inanırsam, ki çok zor. O zaman gideriz, görürsün oğlum. Yapamazsın Nadir. Ölümüm olur bu benim. Öldürme beni. dayanamam. Gider görürüm Mehmet'i. Öldürürüm Gönül. Kendi başına gidip görürsen Mehmet'i, sağa sola pisliğini saçarken oğluma zerre sıçratırsan öldürürüm. İçimde kaç kere öldürdüm seni. Bir mermiye bakar, kılım kıpırdamaz. Bu sefer bitiririm her şeyi Gönül. Bitiririm! Turaç! Abi? Geldin mi sen? Çok oldu abi. Görüşemedik. Çıkıyorum ben. Geleyim ben de abi. Mekanda kal sen. Yenge aşağıdaymış. Çıkar birazdan. Turaç, söyle Gönüllere gitsinler hemen. Bir daha da böyle çat kapı gelmesinler. Abi. Ne var aslanım? Benim seninle konuşacaklarım var da otursak bir ara. Otururuz aslanım. Benim de sana diyeceklerim var zaten. Ekrem. Aga, beni rahat bırak. Güzellikle yaşamak için Montana'da bir koyun ve at çiftliğine gittim. Ve... Çıkıyoruz hadi. Lazımsın Ekrem. Ve bir sabah kaçıverdim. Hadi aslanım. Kaçıverdim değil lan, seni kaçıran benim. Saçmalama. Kıpırdama bir yere. Abi. Semih işi bitince şu Gönül'e de bir baksak. Ne olacak bakınca Zahid? Yanlarına mı kalacak abi yaptıkları? Baksana ne hale getirdiler beni. Sen ne hale getirmiştin Gönül'ü? Mardin'de neler yapmıştın kadını? Dua et bu kadarla kalmış. Yemişsin dayağını, kes sesini, otur oturduğun yerde. Nasıl ya? Abi. Nesi nasıl yok Zahid? Ölmediğine şükret. Boşuna da kurulma. Bir alt yapamazsın. Sen kimden tarafsın ya? Neden böyle söylüyorsun? Benim tarafım konuşmak sana mı kaldı Zahid? Evine gitmez. O kadar salak değildir. Nereye bakacağız beyim? Şirkete gidecek hali de yok. Herhalde. Marina tarafında bir iki arkadaşı vardı bunun. Ataköy'de. Ha, Ataköy. Bir oraya bakalım. İlla ki birilerini arayacak bu adam. Tek başına ne yapacak o halde? Hadi gidelim. Buyur beyim. Burası sende. Tamam abi. Kızım iyi misin sen? Gidelim buradan abla. Allah aşkına Hı-hı. çıkalım bir an önce. Tamam. Yenge. Ne var? Nadir abim dedi ki bir daha buraya yanına yani. Böyle habersiz gelmeyecek misin? O ne demek? Hiç gelme. Böyle geleceksen hiç çıkma karşıma demek. İstenmediğin yere gelme o zaman sen de. Sen kimsin be? Tanımadıysan arkadaşına sor. Burada misafiriz. Kaşınma kızım. Betül yapma. Karışma bir dakika. Çok iyi tanırım sizin gibileri. Sen de işi gücü bitirmişsin Nadir'le. Dalmışsın kendi alemine. Ama hala ne koparırım peşindesin. Yalan mı? Senin hiçbir şey bildiğin yok. Böyle bilmeden geçip karşıma konuşursan bir daha o uzun dilini kopartırım. Hadi canım. Tamam yeter. Yenge tamam. Betül. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmamış benim. Ben bile kalmamışım. Yokum artık. O yüzden sen ol. Ayağına denk al. Nasıl kaçmış peki? Uyuyor mu bu memurlar? Hasta bakıcısı, hemşiresi. Kimse görmüyor mu bu adamı? İlaç verdiler. Uyutuyorlar diye bizim memur çay almaya inmiş. Herkes de bir yerlerde meşgulken sıvışıp kaçmış. Bu havada yürüyerek gidecek hali yok. Hastanenin önündeki taksi durağına baktıralım. Olur. Konuşuruz. Bir de geleni gideni olmuş mu? Sorduralım bir. Tamam. Sorarız. Başka? Komiserim. İstediğiniz kayıtlar. Sağ olun. O ne? Güvenlik kamerası kayıtları. Semih Bey gözden kaçabilir ama buradan biraz zor. Geç kaldım. Kimsin sen? Nasıl gelip buldun beni? Neden buldun? Bir sürü ortak tanıdığımız var. Biraz konuşuruz dedim. Fena mı ettim? Hadi geç otur, ayakta kalma. Sıcak bir şey içer misin? Olur. Tosun, bize iki çay oğlum. Hatırladım seni. Nereden? Nadir'in avukatısın değil mi? Emniyette görmüştüm. Hafızan iyi maşallah. O kadar darbeye rağmen. Ne oldu böyle Semih? Sen Azize Hanım manevi oğluydun. Nasıl düştün bu hale? Dayanamadım artık diyelim. Ya nasıl dayanamadın? Adam yerine konmamaya, ciddiye alınmamaya, daha bir sürü şey. Tam da evlilik yolundayken. Onu da mı biliyorsun? Elbette. Ama artık o defter kapandı. Bu saatten sonra Bahtiyanların karşısındasın. Doğru muyum? Hem de sonuna kadar. Yalnız ben Nadir'de burada olur sanmıştım. Yani artık düşmanımız ortak olduğuna göre. Yani düşman ortaksa biz de ortak oluruz diyorsun öyle mi? Yanlış mıyım? Semih. Merhaba Nadir. Geçmiş olsun. Otursana. Alo. Ha Çağatay. Tosuna söyle çaylar 4 oldu. Cemre. Canım korkutuyorsun beni. Anne yok bir şeyim. Yalnız kalmak istiyorum sadece. Çıkalım mı seninle biraz? Gerçi ben bu halimle pek eşlik edemem sana. Ama dolaşırız arabayla. Hava alırız biraz. Hı? Canım hiç istemiyor anne. Lütfen. Cemre canım tamam yat. Kafanı dinle burada. Daralıyorum anne. Üstüme gelme lütfen. Bu burada kalsaydın. Hiç değilse gözümün önünde olsaydın. Yordular seni değil mi Aziz? Hep yordular. Evdekilerden rahat etsem dışarıdakiler bir türlü huzur vermediler ki. Ben de mi huzur vermiyorum artık sana? Sırf sen ne olsa, o kadar kolay olsa. Nasıl oldu bu iş Aziz? Nasıl öldüremediniz Semih'i? Sen eskiden böyle değildin. O kadar kan döktün, şimdi neden olmuyor? Kurtulamıyorsun elini ayağına dolananlardan. Neden? Aziz? Üstüne vazife olmayan işlere karışma Asude. Beni kötü konuşturma. Zor duruyorum yerimde. Yakmayayım canını. Neden geldin Aziz? Cemre nasıl? Bildiğin gibi. Bir değişiklik yok. Sen de? Aynı. İyi o zaman. Konuşacak bir şey de yok. Konuşmaya gelmedim zaten Mahur. Susmaya geldim. O zaman hoş geldin. Canım gel, son kadehde yaptın bana bir oyun. Niyandasın sürmeli palazın niyandı, adaman niyandı. Ellerim saz çalar, gözümü vardı, adaman divandı. Aşağıdan gelir gelinin göçü, gelin mi ettiler?